ülkede hukuksuzluk devlet nizamı haline getirilmeye çalışılıyor. Tanımayan, kural tanımayan, halkı, halkın ihtiyaçlarını, halkın taleplerini, halkın tepkilerini dikkate almayan, tek taraflı işleyen, elindeki bütün devlet gücünü halkın taleplerini bastırmak için kullanan otoriter bir yönetim birileri tarafından tesis edildi. Buna tüm Türkiye sessiz kalırsa bugün Sur'da olan, bugün Silvan'da olan, bugün Lice'de yaşananlar yarın Türkiye'nin batısında da yaşanacak. Özellikle tüm Türkiye'ye seslenmek istiyorum. Lütfen 90'lı yıllarda yaşanan hataya bir kez daha düşmeyin. Tekerrür etmez. Biz ne 90'lı yılların bir daha tekerrür etmesine müsaade ederiz, ne de bu coğrafyada 90'lı yıllar olduğu gibi bir daha tekerrür eder. Bu yaşanmayacak. Eğer 90'lı yıllardaki gibi infazlar, köy yakmalar, bütün siyasi talepleri baskıyla, şiddetle bastırma yöntemi devreye girerse bu halkın da mücadele yöntemleri gelişecektir. Biz boyun eğmeyeceğiz. Eğmeyeceğiz. 90'lı yılları bir daha yaşamayacağız. Eğer birileri Keceke operasyonlarını tekrarlamak istiyorsa bir kez daha bu halkın siyasi iradesini cezaevlerine tıkmak istiyorsa buna da izin vermeyeceğiz. Bu halkın siyasi iradesini cezaevine tıkmaya çalışanlar bugün de paralel yapı diye başka bir suçlamanın konusu haline geldiler. Çünkü meşruiyeti yoktu. O gün de söyledik. Bu operasyonların meşruiyeti yok. 90'lı yıllardaki vahşetin meşruiyeti yok. Bugün de bu halkın seçilmiş temsilcilerinin kapılarını zorla kırmaya teşebbüs ederek, yere yatırarak, hakaret ederek gözaltına almaya teşebbüs ediyorsanız bunun hiçbir meşruiyeti yoktur. Bu ayıbı savunamayacak hale geleceksiniz. Bugün kim bu operasyonu yönetiyorsa yarın paralel yapı gibi o da mahkum olacaktır. Varto'da, sokak ortasında çıplak bedeni sürüklenen kadının hesabını verecekler. Bu alçaklığı yapana hesap sormayan devlet gelir benim belediye başkanımı gözaltına alırsa ben de özerklik ilan ederim tabii ki. Bir halkın onuruyla bu kadar oynanamaz. Bize bu kadar hakaret etmeyin. Binlerce hukuksuzluk var. Hangisinin hesabını sordu bu devlet? Yüzlerce faili meçhul cinayet var. Sadece bu hükümet döneminde yaşananlar var. Hangisinin hesabını sordu bu devlet? Ceylan Öykol'un katilleri nerede? Uğur Kaymaz'ın katilleri nerede? 7'den 70'e yaşı 7 yaşında olanlar, anasının kucağında bebek olanlardan 70 yaşına kadar olan insanlar, sivil insanlar katledildi. Birine hesap sordu mu bu devlet? Sordu mu? Kimi yargı karşısına çıkarttı? Varto'da o kadına yapılan, bütün kadınların gururunu ayaklar altına almak isteyen, bütün bir halkın onurunu incitmek isteyen, bu hakareti yapan vahşilere, IŞİD zihniyetinde olanlara hesap sordu mu bu devlet? Devlet benim namusumu korumayacaksa, devlet benim onurumu korumayacaksa, devlet bu halkın seçilmiş iradesine saygı göstermeyecekse, devlet ne için vardır? Özellik siyasi bir taleptir, siyasi. Varsa siyasi bir cevabınız, siyasetle cevap verin. Demokratik özellik bu halkın defalarca sokaklarda, meydanlarda haykırdığı, siyasi partisinin programına koyduğu, müzakere görüşmesinde masaya koyduğu siyasi bir taleptir. Bu siyasi talebe varsa siyaseten bir cevabınız bunu verin. Ama yok, biz siyaset yapmıyoruz. Biz otoriter devlet olarak size ezeceğiz diyorsanız kusura bakmayın. Ezdirmeyeceğiz kendimizi. Ezdirmeyeceğiz.